gamepad ve oyunlaştırılmış içerik ekibi kaptanlarından yeniz. Bir oyunlaştırılmış içerik planı nasıl hazırlanır? Öğrenmek ister misiniz? Merhabalar, ben gamepad gönüllüsü ve oyunlaştırılmış içerik ekibi kaptanlarından Zeynep. 10 adımda oyunlaştırılmış bir içerik nasıl hazırlanır? Gelin hep birlikte öğrenelim. Oyunlaştırılmış içeriğin ilk adımından başlayalım. 1. Hedefi ve alt kazanımları belirle. Neden oyunlaştırma yapıyorsun? Örneğin sınıfta geri dönüşümü arttırmak için. Bunu nasıl ölçeceksin? Örneğin geri dönüşüm maddelerini ayrıştırarak. Hedefler ve alt hedefler yeterince net ve anlaşılır mı? Şimdi sıra ikinci adımda. Oyuncu tipini belirle. Takımlar oyuncu tiplerine göre dengeli bir şekilde kuruldu mu? Görevler bireysel, daha sonra takım görevi şeklinde düzenlendi mi? Görevler sınıfta geride kalan olmayacak şekilde işbirliğine dayalı yapılabiliyor mu? Oyuncu tiplerine göre mekanikler, oyun ve eğlence çeşitleri eklendi mi? Sırada üçüncü adımımız var. Etkinlik döngüleri tasarla, tetikleyici davranış ve ödül döngüsü. Yani kanca modelini uygula, oyuna bağlı döngüsü sağlandı mı kontrol etmeyi. Üçüncü adımdaki etkinlik döngülerini örneklendirelim. Oyuncuların kendi hızlarında ilerlemesini sağlayan, kolaydan zora doğru gelişen ve değişen görevler var mı? 1. Bugünkü ilk soruyu cevaplayan olmak ister misin? 2. Tebrikler, ilk soruyu doğru cevaplayan sen oldun. 3. Cevapladığın soru doğruymuş. 10 puan kazandın. Ve geldik dördüncü adıma. Eğlenceyi unutma. Oyuncuların görevde neyi eğlenceli bulduğu ya da bulabileceği düşünüldü mü? Kaşananlar eğlenceli ne yapabilirlerdi? İstedikleri müzikle dans edebilirler ya da bir sürpriz bir kutu açabilirlerdi. Eğlenceyi unutma. Bu kısımda mutlaka şunu sormalısın. Tasarımda eğlence çeşitleri oyuncu tiplerine göre dengeli bir şekilde dağıldı mı? Kolay, zorlu, sosyal, ciddi eğlence. Bunlardan hangilerini kullandın? Oyunlaştırılmış içerikte sıra 5 adımda. Şans faktörü önemli. Her şeyin beceri göstererek yapılması mümkün değil. Oyunlaştırmanın 8 duygusu dengeli bir şekilde yer alıyor mu? Kontrol edin. 5. adım oyunlaştırmanın sorularını şu soruya sorarak devam edelim. Başarı ve başarısızlık durumlarında geri bildirim alıyor mu? Oyuncu türlerine göre farklı oyun mekanikleri kullanıldı mı? Oyuncular kendi öğrenme yolculuğunu görebiliyorlar mı? 6. adımda uygun araçları belirliyoruz. Eğitsel oyunları kazanımlarını uyarlamakla başlayabilirsin. Oyun kurgusu içerisinde uygun teknoloji ve araçlardan yararlanabilirsin. Mesela Web2 araçları. Planında uygun Web2 aracını muhakkak belirle. 6. adımda yine uygun araçları belirlerken öğrenme görevleri amaca hizmet ediyor mu? Görevler birden fazla öğrenme yolunu destekleyecek şekilde tasarlandı mı? Öğrenme görevlerinin kuralları net, anlaşılır ve öğrenci düzeyine uygun mu? Geldik 7. adıma. Bu adımda oyuncunun yolculuğunu tasarlıyoruz. Akışta mıyız? Görevler oyuncunun bilişsel ve beceri düzeyleriyle uyumlu mu? Peki görevler kolaydan zora doğru değişen ve gelişen görevler şeklinde mi? Unutma, oyunlaştırma süreçleri bireysel ve oldukça kolay başlar. Mesela yabancı dil öğrenmeye, kelime ezberleyerek başlarız. Oyunlaştırılmış içerikte 8. adımımız ödüllendirme sistemi. Akıştaki bir oyuncu için en büyük ödül bir sonraki görevdir. İçsel motivasyonu sağlayacak ödüller var mı? Dışsal ödüller tasarımın başında dikkat çekmek için ve sonundaki seremonide verilebilir. Ödül çeşitleri sarf tasarımına dengeli bir şekilde entegre edildi mi? 8. adımımız olan ödüllendirme sistemine bir örnek verelim. Mesela kitap okuma oyunlaştırmasında
ilk okunacak kitabı bulmak. Bir sonraki hafta hangi kitabın okunacağına karar vermek. Bitirdiği kitabın özetini diğer üyelere sunmak. Kitap kulübü yönetimine girmek. 9. adımımızda ölçme, değerlendirme kısmını ele alacağız. Değerlendirmede kullanılacak puan sistemi net bir şekilde belirlendi mi? Oyunlaştırılmış görevler bilişsel ve içeriksel olarak ders kazanımlarına paralel olacak şekilde hazırlandı mı? Ve sırada 10. aşamamız olan hikayeleştirme var. Hikaye kurgusu tasarımın başından sonuna kadar her aşamada yer alıyor mu? Hikaye anlaşılır, heyecanlı ve eğlenceli mi? Hikayede seviyeler var mı? Yine hikayeleştirme kısmında estetik tasarım açısından oyuncuların demografik özelliklerine uygun mu? Örneğin dünyaya kısan kuşağını bulmak isteyen oyuncular her görevde bir rengi bulmalıdır. Hepsini bulunca güneş yeniden açacak. Ders planlarımızı oyunlaştırma.co sayfamıza girerek ders planları kategorisinden inceleyebilirsiniz. Oyunlaştırılmış içerik ekibimizi takipte kalın.